Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün fizik dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Öncelikle yazılı konularımız neler? Bunlarla başlıyoruz. Biliyorsunuz ki yazılı konularımız dalgalar ünitesi. Burada neler bilmemiz gerekiyor? Dalgaların genel özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Yani dalga boyu nedir? Frekans nedir? Periyot nedir? Bunların birbiriyle ilişkisi nedir? Yay dalgalarında hız nelere bağlıdır? Frekans nelere bağlıdır? Dalga boyunu etkileyen şeyler nelerdir? Bunları bilmemiz gerekiyor. Aynı şeyi su dalgalarında derinlik ilişkisini, frekans ilişkisini, ses dalgalarının özelliklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Sesin frekansı neyi anlatır? Sesin şiddeti neyi anlatır? Rezonans olayı nedir gibi durumları bilmemiz gerekiyor. En sonda deprem dalgalarını bileceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi 2. dönem 1. yazılı konularımızda bilmemiz gereken önemli şeyler neler? Şimdi esnek bir ortamda moleküllerin nokta nokta sonucu nokta nokta aktarılması olayına denir demiş. Şimdi burada aslında bir dalganın tanımını yapıyoruz. Esnek bir ortamda moleküllerin titreşimi sonucu arkadaşlar hatırlıyorsunuzdur. Titreşimi sonucu aktarılan neydi bizim için? Enerjiydi. Enerjinin aktarılması olayına ne demiştik arkadaşlar? Dalga hareketi adını vermiştik. Dalganın tanımı bizden istendiğinde bunu yazabiliriz arkadaşlar. Dalgaların nasıl ayrıldığını bilmemiz gerekiyordu. Dalgalar titreşim doğrultusuna göre nasıl ayrılıyorlardı? Bir enine dalgalarımız vardı. Bir de arkadaşlar boyuna dalgalarımız vardı. Enine dalga ne demekti? Hareket yani yayılma doğrultusuyla titreşim doğrultusu dik olan dalgalara enine, paralel olanlara ise boyuna dalgalar demiştik. Yay, su, deprem, ses, elektromanyetik dalgalar gibi dalgaların hangisine ait olduğunu iyi bilmemiz gerekiyordu. Dalgalar taşıdıkları enerjiye göre sınıflandırılıyordu bir de. Neydi bunlar? Yayılmak için ortama ihtiyaç duyanlara biz ne demiştik? Mekanik dalgalar. Yayılmak için ortama ihtiyaç duymayanlara ise elektromanyetik dalgalar adını vermiştik arkadaşlar. Bunlara da kısaca ne diyoruz? EMD yani elektromanyetik dalgalar diyoruz. Diğer bilmemiz gereken önemli bir şey dalgaların hızı ortama, frekansı ise sadece neye bağlıydı arkadaşlar? Kaynağa bağlıydı. Yani hız değişirse frekans değişmiyordu. Frekans değişirse hız değişmiyordu. Lütfen bunu unutmuyoruz. Diğer önemli bir bilgimiz yay dalgalarında hızın nelere bağlı olduğu. Yay dalgalarında hız yayı geren kuvvete yani yay ne kadar gerginse hızımız o kadar fazla ve yayın boyca yoğunluğuna demiştik arkadaşlar. Boyca yoğunluk neydi bu? Bunu mü harfiyle gösteriyorduk hatırlarsanız ve hız eşittir kök içerisinde f bölümü demiştik. Burada mü dediğimiz kavram ne demekti bizim için? Yayın kütlesinin yayın boyuna oranı demekti arkadaşlar. Aynı zamanda bilmemiz gereken diğer bir matematiksel modelleme neydi? Hızı dalga boyuyla frekansın çarpımı olarak, dalga boyunu ise periyotla hızın çarpımı olarak buluyorduk. Buradan aslında aynı denklemi ifade ediyoruz. Sadece periyotla frekansın çarpımı bir olduğu için bir modellememizde frekans diğerinde periyot yazıyor. Aslında ikisi de aynı şeyi ifade ediyor arkadaşlar. Evet, bilmemiz gereken diğer önemli şeyler neler? Şimdi yansıma olayımız vardı hatırlarsanız. Atmalar yansıyordu. Şimdi sabit uçtan yansıma ve serbest uçtan yansıma vardı. Sabit uçtan yansıyan dalgalar ters dönüyordu arkadaşlar. Ters dönmek ne anlama geliyor? Yani baş yukarı bir atmamız varsa bu baş aşağı oluyordu. Baş aşağı bir atmamız varsa baş yukarı oluyordu. Serbest uçtan yansıyan dalgalar ise ters dönmüyorlardı. Yani baş yukarı olan baş yukarı kalıyordu. Baş aşağı olan baş aşağı kalıyordu. Şimdi geldik su dalgalarında önemli olan neydi? Su dalgalarında hız neye bağlıydı? Hatırlarsanız su dalgalarında hız sadece derinliğe bağlıydı. Ve derinlik arttıkça arkadaşlar dalgaların hızı da artıyordu.
Su dalgalarının frekansını ölçmek için kullandığımız bir alet vardı. Neydi bunun adı? Stroboskoptu arkadaşlar. Bu stroboskopun üzerinde yarıklar vardı. Biz onu neyle ifade ediyoruz? Neyle ifade ediyoruz? Ve dalgaların frekansını bulmak için yarık sayısı ile stroboskopun frekansını çarpıyoruz. Eğer bunların çarpımları, yani bu eşitlik varsa, o zaman dalgalar nasıl görülüyordu bizim için? Duruyor gözleniyordu arkadaşlar. Bizim karşımıza zaten sadece durma olayı çıkacaktır. Şimdi ses dalgaları ile ilgili bilmemiz gereken kavramlar nelerdi? Ses dalgalarının yüksekliği neye bağlıydı? Yükseklik aslında frekansa bağlıydı. Yani yükseklikle frekans doğru orantılı kavramlardı. Bakın, fiziksel anlamda sesini yükselt demek, yani sesimizi yükseltmek demek sesin şiddetini arttırmak demekti. Ama bize fiziksel anlamda sesin yüksekliğini arttır dedikleri zaman biz aslında sesimizi inceltmemiz gerektiğini anlamak zorundayız. O yüzden bize sorulan sorularda günlük hayattaki sesi yükseltmekten mi bahsediyor, yoksa fen anlamında sesi yükseltmekten mi bahsediyor? Bu çok önemli. Yani örneğin biri size televizyonun sesini yükselt derse, bu günlük hayattan bir söylemdir ve televizyonun sesini yükseltmek de televizyonun sesini açmak, yani şiddetini arttırmaktır. Ama fen anlamında sesin yüksekliği hangisinde büyüktür, hangisinde küçüktür gibi bir şey sorarsa, o zaman biz frekansı büyük ya da küçük olana göre sıralayacağız. Lütfen buna dikkat ediyoruz. Şimdi frekansta neler vardı? İnce sesler, kalın sesler vardı. İnce seslerin frekansı ne oluyordu arkadaşlar? Yüksek oluyordu. Biz bunlara ne demiştik? Tiz sesler demiştik. Kalın seslerin frekansı ise düşüktür arkadaşlar. Bunlara da ne demiştik biz? Pes sesler demiştik. Ses dalgalarının enerjisi neye bağlıdır? Ses dalgalarının ya da tüm dalgaların enerjisi sadece arkadaşlar genliklerine bağlıdır. Yani genlikleriyle doğru orantılıdır diyebiliriz. Ya da arkadaşlar bunu şöyle ifade edebiliriz. Şiddetleriyle de yazabiliriz. Çünkü genlik şiddet anlamına geliyor. Şiddetleriyle doğru orantılıdır diyebiliriz arkadaşlar. Sonra sesin yayılma hızından bahsediyoruz. Ses en hızlı nerede yayılıyordu arkadaşlar? Katılarda yayılıyordu. En yavaş ise gazlarda yayılıyordu. Bunu unutmuyoruz. O yüzden eskiden insanlar işte trenlerin gelip gelmediğini anlamak için kulaklarını tren raylarına dayarlarmış. Sebebi ne? Çünkü sesin katılarda daha hızlı yayılması. Sonra deprem dalgaları ile ilgili bilmemiz gereken neydi arkadaşlar? Deprem bilimine biz ne diyoruz? Sismoloji adını veriyoruz. Deprem bilimiyle ilgilenen bilim insanlarına sismolog diyoruz. Ve depremin büyüklüğünü ölçen alete ise ne diyoruz arkadaşlar? Sismograf adını veriyoruz. Bakın burada sismograftan bahsediyor. Ama biz depremin büyüklüğünü unutmuyoruz arkadaşlar. Sismografla ölçüm alıyoruz ama depremin büyüklüğünü Richter denen bir ölçüye göre söylüyoruz. Richter ne demekti arkadaşlar? Richter aslında matematiksel bir formül demek. Richter denen bu adam bu sismografta elde ettiği bilgileri matematiksel formülüne yerleştirdiğinde karşısına sayısal bir değer çıkıyor ve biz ona depremin büyüklüğü diyoruz. İşte bu depremlerden sonra duyduğumuz işte 7.2 büyüklüğünde, 6 büyüklüğünde depremler Richter ölçeğine göre ifade ediliyor. Şimdi depremin nokta nokta ve depremin nokta nokta aynı şeyi ifade etmez. Şimdi bakın, burası çok önemli. Günlük hayatta da çok karıştırılan bir şeydir. Depremin büyüklüğü arkadaşlar ve şiddeti arkadaşlar her zaman aynı şeyi ifade etmiyor. Şimdi büyüklükle şiddet arasındaki farkı çok iyi bilmemiz lazım. Büyüklük her yerde aynı olan bir şeydir. Yani herkes tarafından aynı ölçülür. Şiddet ise arkadaşlar bu daha çok o depremin olduğu bölgede yaşayan insan sayısına, o ülkenin gelişmişlik düzeyine bağlı bir şeydir. Yani 5 büyüklüğündeki bir deprem daha çok can ve hasar kaybına sebep olabilir. Şiddeti yüksek olabilir. Ama gelişmiş bir ülkede 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Ya da 7 büyüklüğündeki deprem
hiç insanların yaşamadığı bir çölde olabilir. O zaman da şiddet sıfıra yakın bir şey olacaktır. Yani hasar olmayacaktır arkadaşlar. Lütfen buna dikkat ediyoruz. Şimdi sorularımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle doğru yanlış ya da boşluk doldurma gibi sorularla karşılaşabiliriz. O yüzden kavramları iyi bilmemiz gerekiyor. Tanımlara biraz hakim olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada demiş ki yukarıda verilen ifadeler doğru ise yandaki kutucuklara D, yanlış ise Y yazınız. Bunların doğru ya da yanlış olduğunu tespit edeceğiz. Şimdi diyor ki bize biri de bir kaynağın bir dalgayı oluşturması için geçen süreye periyot denir diyor arkadaşlar. Evet, bu doğru bir kavramdır. Neden arkadaşlar? Çünkü bir kaynağın bir dalgayı oluşturması için geçen süreye biz periyot demiştik ve periyodun birimi de saniyeydi. Burada süre kavramından bahsettiği için buna doğru diyoruz. Eğer bana frekansı ifade etseydi onda nasıl ifade edecekti? Bir saniyede oluşan dalga sayısına frekans diyoruz demiştik. Unutmuyoruz. Periyotla frekansın çarpımı her zaman 1 oluyordu arkadaşlar. Bunun birimini biz saniye alıyoruz. Bunun birimini ise 1 bölü saniye, yani saniye üzeri eksi 1 alıyoruz. Periyodumuzu 10 buluyorsak frekansımızı kısacası 1 bölü 10. Frekansımızı 5 buluyorsak periyodumuza 1 bölü 5 diyorduk, unutmuyoruz. Su dalgaları derin ortamda daha hızlı yayılır. Evet arkadaşlar, su dalgalarında biz demiştik ki hız sadece derinliğe bağlıdır ve derinlik arttıkça dalgaların hızı artar. Aynı zamanda burada matematiksel bağıntımız V eşittir lambda çarpı F dersek ise arkadaşlar frekans neye bağlıydı? Frekans ise sadece kaynağa bağlıydı arkadaşlar. Dalgaların enerjisi genlikleriyle doğru orantılıdır. Evet, burada da doğru diyoruz. Çünkü demiştik ki dalgalarda enerji sadece genliğe bağlıdır. Genlik arttıkça enerji de artar arkadaşlar. 4'te diyor ki bize 20 Hz'in altındaki seslere infrasonik ses denir. Evet, biz şunu biliyoruz. İnsan kulağı arkadaşlar 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki sesleri algılayabiliyordu. Ve biz 20 Hz'in altındaki seslere infrasonik ses, üstündeki seslere ise ultrasonik ses adı veriyoruz. Hatta bu ultrason cihazında ise ultrasonik seslerden yararlanıyoruz demiştik. Şimdi 5'te diyor ki depremlerin büyüklüğü ve depremlerin şiddeti her zaman aynı şeyi ifade eder demiş arkadaşlar. Bakın burada lütfen buna dikkat ediyoruz. Bu yanlış bir kavram. Depremin büyüklüğü ne demekti arkadaşlar? Depremin büyüklüğü sismograf denilen aletten elde ettiğimiz bilgileri, Richter denilen adamın elde ettiği bir ölçekte formülüze ettiğimizde karşımıza çıkan sayısal bir değerdi. Bu depremin büyüklüğü dediğimiz şey arkadaşlar depremin olduğu yerden uzaklaştıkça değişmiyordu. Ama depremin şiddeti dediğimiz şey ise birçok faktöre bağlıydı. Neydi bunlar? Deprem olduğu zaman depremin olduğu bölgede yaşayan insan sayısı, o bölgenin sosyoekonomik kültürel durumu, yani orada yaşayan insan sayısı çok azsa, ev azsa o yüzden hasar oranı da az olacaktır. Depremin şiddeti de az olacaktır. Yani depremin büyüklüğüyle şiddeti her zaman aynı şeyi ifade etmez arkadaşlar. Diyelim ki 6 büyüklüğündeki bir depremin verdiği şiddetle 8 büyüklüğündeki bir depremin verdiği şiddet aynı olabilir. Neden? 6 büyüklüğündeki bir deprem daha böyle insanların yaşadığı bir bölgede gerçekleşmiş olabilir. 8 şiddetindeki deprem, 8 büyüklüğündeki deprem ise insanların yaşamadığı ya da az nüfusun olduğu bir bölgede gerçekleşmiş olabilir arkadaşlar. 6 diyoruz ki sesin şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça değişmez. Şimdi kaynaktan uzaklaştıkça neler değişmez? Bir kere biz kaynaktan uzaklaştıkça arkadaşlar değişmeyen şey sesimizin frekansı, yani yüksekliğidir. Ama sesimizin şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça azalır arkadaşlar. Bu nedenle de biz daha uzaktaki kişilere sesimizi duyurmak için ne yapıyoruz? Bağırıyoruz. Sesimizin şiddetini arttırıyoruz ki onlar uzakta olduğu için onlar bizi duyabilsinler. Diyor ki 7'de sıcak havada ses soğuk havadakinden daha hızlı yayılır. Evet, biz ses dalgalarında ne demiştik arkadaşlar? Ses en hızlı katılarda, sonra sıvılarda,
sonra da gazlarda yayılıyordu. Ama sıcaklık arttıkça sesin hızı bunların hepsinde artıyor demiştik arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Ses mekanik ve boyuna bir dalgadır demiş. Şimdi mekanik ne demek? Yayılmak için ortama ihtiyaç duyuyor mu demek? Ha, evet, ses boşlukta biliyorsunuz ki yayılmıyor. O zaman mekanik olduğunu buradan anlıyoruz. Boyuna dalga dediğimizde ise bunu unutmayacağız demiştik bakın arkadaşlar. Ses dalgaları boyuna dalgalardı. Çünkü biz konuştuğumuz zaman havayı bu şekilde sıkıştırıp gevşetiyoruz ve bu bizim konuştuğumuzda oluşturduğumuz titreşim yayılmayla aynı doğrultuda olduğu için, yani paralel olduğu için buna boyuna dalgalar demiştik biz. Ses boyuna dalgalar, unutmuyoruz. Bakın yay, su, deprem, bunlar hem enine olabilir hem boyuna olabilir. Ama sadece enine olan dalgalar neydi? Elektromanyetik dalgalardı. Yani radyo dalgası, X ışını, görünür ışık, kızılötesi ışın gibi. Sadece boyuna olan dalgalar ise ses dalgalarıydı. Lütfen bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi 9'a demiş ki radyo dalgaları ve X ışınları enine dalgalardır. Evet, radyo dalgaları ve X ışınları elektromanyetik dalgalardır. Ve bu elektromanyetik dalgaların tamamı enine dalgadır arkadaşlar. Yayı gelen kuvvet arttıkça dalgaların hızı azalır demiş. Şimdi bakın, biz yaylarda hızı nasıl ifade ediyorduk arkadaşlar? V eşittir, yani hız eşittir yayı gelen kuvvet bölü mü demiştik. Mü ne demekti? Boyca yoğunluk, yani birim uzunluk başına düşen kütle. Biz bunu yayın kütlesini yayın uzamış haldeki boyuna bölerek buluyorduk. Şimdi buradaki matematiksel modellememize göre yayı gelen kuvvet arttıkça arkadaşlar, yani bu büyüdükçe hız da artacaktır. Eğer kuvveti 4 katına çıkartırsak karekökten dolayı hızımız 2 katına çıkacaktır ama sonuçta artacaktır. Bu nedenle 10. ifademiz yanlış oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi diğer soru tarzlarımızla devam ediyoruz. Bize burada bir soru soruyor. Diyor ki dalga kaynağı 10 saniyede 40 dalga üretmektedir. Arda arda gelen bir dalga tepesiyle bir dalga arası uzaklık 6 santimetre olduğuna göre dalgaların yayılma hızı kaç santimetre bölü saniyedir demiş arkadaşlar. Şimdi burada dalga kaynağı 10 saniyede 40 dalga üretiyorsa şunu söyleyebilirim bakın. Ben diyorum ki 10 saniyede 40 tane dalga üretiyorsak, eğer bir saniyede kaç tane dalga ürettiğimizi bulursak, şimdi bir tanım bilmemiz gerekiyor. Bir saniyede oluşturulan dalga sayısına biz ne demiştik arkadaşlar? Frekans. O zaman bir saniyede oluşturulan adet tane frekans olacaktır. Sonra burada arkadaşlar çapraz çarpım yapıyoruz. 10F eşittir 40 ise demek ki buradaki dalgaların frekansı 4 saniye üzeri eksi 1'miş. Bunu buluyoruz arkadaşlar. Ondan sonra demiş ki arda arda gelen bir dalga tepesiyle bir dalga çukuru. Şimdi şöyle bir dalga çizelim istiyorum arkadaşlar. Burası bizim denge konumumuz olsun. Şimdi diyor ki bakın lütfen dikkat edin. Arda arda gelen bir dalga tepesiyle bir dalga çukuru. Yani bunların arasındaki uzaklıktan bahsediyor bakın bize. Şimdi dalga boyunun tanımı neydi arkadaşlar? Arda arda gelen bir dalga tepesi ile bir dalga çukuru arasındaki uzaklıktı. Yani şu kısım bizim için arkadaşlar aslında bir dalga boy oluyordu. Ama bana burada bir tepe ile bir çukur arası mesafeden bahsettiği için ben burayı lambda bölü 2 olarak almak zorundayım. Yani bana diyor ki lambda bölü 2 6 santimmiş diyor. O zaman ben buradan lambdayı kaç buluyorum? 12 santimetre buluyorum. Şimdi bana sorulan şeye geldik. Dalgaların yayılma hızı. Bizim bilmemiz gereken matematiksel modellememiz neydi? Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans. Zaten bana sorulan şey hız. Ben dalga boyunu 12 olarak hesapladım. Frekansı da 4 olarak buldum arkadaşlar. O zaman hızımız buradan 48 santimetre bölü saniye olacaktır diyoruz arkadaşlar. Devam ettik. Bir diğer soru tarzımıza geçtik. Diyor ki periyodik bir dalga kaynağı artı x yönünde 32 santimetre bölü saniye hızla ilerlerken T
eşittir sıfır anındaki görünümü şekildeki gibidir demiş. Birim karelerin bir kenarının uzunluğu 4 santimetre olduğuna göre dalgaların dalga boyunu, frekansını ve K noktasının kaç saniye sonra ilk kez tepe olacağını sormuş bize. Şimdi arkadaşlar dalga boyunun tanımı önemli. Neydi? Ardışık iki dalga çukuru ya da iki dalga tepesi arası mesafeydi. O zaman bakın ben şuradaki tepe ile şuradaki tepenin arasındaki mesafeyi bulursam dalga boyunu bulmuş oluyorum. Bana diyor ki birim karelerin bir kenarının uzunluğu 4 santimetre. Burada kaç tane birim kare var? 4 tane. Ve bir kenarı 4 santimetre ise demek ki dalga boyumuz 16 santimetreymiş diyoruz. O zaman A seçeneğimizi bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi frekansa geldiğimizde ise bize hız verilmiş. O zaman yine matematiksel modellememiz hız eşittir dalga boyu çarpı frekans yazıyoruz. Hızın bana 32 santimetre bölü saniye olduğu verilmiş. Dalga boyunun da ben 16 olduğunu hesapladım. Buradan frekansımı 32'yi 16'ya böldüğümde 2 saniye üzeri eksi 1 olarak bulacağım demektir arkadaşlar. Şimdi frekansım 2 saniye üzeri eksi 1 ise bana periyodu sorarlarsa periyot da 1 bölü 2 saniyedir. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Bir dalga yarım saniyede oluşuyor anlamına geliyor. Şimdi bize C seçeneğinde sorulan şey diyor ki K noktası kaç saniye sonra ilk kez tepe olur? Şimdi bakın K noktası burada bir nokta. K noktası sabittir demiştik bakın. Dalga hareket ederken moleküller titreşiyordu. Oldukları yerde ilerlemiyorlardı. Şimdi biz K noktasının tepe olmasını istiyorsak K noktasını tepeye getirmeyeceğiz. Tepeyi K noktasının olduğu yere getireceğiz arkadaşlar. Şimdi bir dalga 1 bölü 2 saniyede oluşuyordu. Ne demekti bu 1 bölü 2 saniye? Yani bunun oluşması 1 bölü 2 saniye. Yani şuranın oluşması 1 bölü 2'nin 4'te 1'i 1 bölü 8 saniyedir. O zaman arkadaşlar buradaki noktanın K hizasına gelmesi için bize gereken zaman 3 tane 1.8'dir. Ve doğal olarak karşımıza 3 bölü 8 saniye gibi bir değer çıkar. Yani K noktası bu görünümden 3 bölü 8 saniye sonra ilk kez tepe olacaktır arkadaşlar. Eğer K noktası ne zaman ilk kez çukur oluyor deseydi o zaman biz bu noktayı buraya taşıyacaktık. Yani 1 bölü 8 saniye sonra diyecektik arkadaşlar. Devam ettik. Kütleleri M ve 2M olan X ve Y yaylarını sırasıyla 4F ve F kuvvetleri uygulandığında boyları sırasıyla L ve 2L oluyor. Buna göre yaylarda oluşan atmaların yayılma hızları oranı Vx bölü Vy kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi burada biliyoruz ki yay dalgalarında hız deyince biz şunu unutmayacağız. V eşittir demiştik kök içerisinde F bölü mü'ydü arkadaşlar. Mü ne demekti? Mü boyca yoğunluk. Yani birim uzunluk başına düşen kütle bunu biz M bölü L olarak yazabiliyoruz. Ve bunu ifadede yerine koyduğumuzda V eşittir arkadaşlar. Bu ters dönerek yazılacağı için F çarpı L bölü M olacaktır. Yani hızı bulmak için yayı geren kuvvetle yayın uzunluğunu çarpıp kütlesine böleceğim ve bunun karekökünü alacağım. Şimdi burada bize X için ne demiş arkadaşlar? Kütlesinin M olduğunu söylüyor. Kuvvetin 4F olduğunu söylüyor. Boyunun ise L olduğunu söylüyor. O zaman biz burada bulduğumuz matematiksel modellemede bunu yazalım. Yani Vx için ne yazmam gerekiyormuş? Kök içinde aldım arkadaşlar. 4F kuvvetim varmış. Uzunluğum L kadarmış. Kütlem ise M kadarmış bakın. Şimdi aynısını Y için yazacağım. Y için ise kütlem 2M'miş. Hız, kuvvetim F kadarmış. Boyum ise 2L kadarmış. O zaman aynısını Vy için yazacak olursam kuvvetim F kadar. Boyum 2L kadar. Kütlem ise 2M kadarmış arkadaşlar. Şimdi bunların bana oranını sorduğu için bunları taraf tarafa oranlayacağım. Oranladığımda buradaki oran zaten bana Vx'in Vy'ye olan değerini verecektir arkadaşlar.
Şimdi burada bunları aynı kök içerisinde yazarsak eğer. Yani şöyle yazabiliriz. 4f çarpı l bölü m. Bunu da ters çevirip yazıyorum. 2m bölü f çarpı 2l olacaktır. Şimdi burada dikkat ederseniz f'ler gitti, m'ler gitti, l'ler gitti. Yukarıda 2 kere 4, 8. Aşağıda da 2 kaldı. Doğal olarak şu 2'leri de götürebilirsiniz. O zaman kalan ifade arkadaşlar kök 4 olacaktır. O da kökten 2 olarak çıkacaktır. Yani bize sorulan vx bölü vy, burada oluşturulan dalgaların hızları oranı karşımıza 2 olarak gelecektir arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bakın bir su dalgası sorusu sorulmuş bize. Diyor ki düşey kesiti verilen dalga leğeninde derinlikleri farklı KLM bölgeleri oluşturulmuş. Buna göre kaynağın oluşturduğu dalgaların KLM bölgelerinde yayılma hızlarını, frekanslarını, dalga boylarını kıyaslamamı istiyor ve dalgaların üstten görünümü çizmemi istemiş arkadaşlar. Şimdi kaba baktığımızda kapta derinlikleri farklı bölgeler var. Buraya baktığımızda en derin yer L, en sığ yer M. O zaman onu şöyle bir yazalım arkadaşlar. Yükseklik yani derinlik olarak ifade edersek HK büyüktür, HL büyüktür, HM olarak bunu ifade ettik. Şimdi biz biliyoruz ki dalgalarda su dalgalarında yayılma hızı sadece neye bağlıydı? Ortamın derinliğine. O yüzden burada en derin ortam K olduğu için dalgaların yayılma hızı en fazla K'dedir. Sonra L'dedir, sonra M'dedir. Burada sadece derinlikleri dikkate aldık arkadaşlar. Şimdi frekanslarını kıyaslamamı istiyor. Frekanslara baktığımızda ise biz şunu biliyoruz. Frekans sadece kaynağa bağlı. Kaynağın oluşturduğu dalgalar K'dan M'ye doğru giderken bunlar aynı kaynağın oluşturduğu dalgalar olduğu için bir dalga ilerlerken frekansı değişmez arkadaşlar. Bu nedenle frekanslarında hiçbir değişiklik yoktur. FK eşittir FL eşittir FM diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi dalga boylarını istiyor benden. Hızları ile ilgili bir matematiksel ifade biliyorum. Frekansları ile ilgili de biliyorum. O zaman benim matematiksel bir modellemem vardı. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans demiştik bakın. Şimdi ben bu dalgaların frekanslarının hepsinin eşit olduğunu biliyorum. O zaman hızı büyük olan dalgaların dalga boylarının da büyük olması gerekir. Yani burada dalga boylu sıralaması buradaki hız sıralamamızın aynısı. Yani lambda k büyüktür, lambda l büyüktür, lambda m olacaktır arkadaşlar. Şimdi dalgaların üstten görünümünü çizmemi istemiş benden. Şimdi dalgaları üstten baktığımızda yani kaba üstten baktığımızda biz kabı artık böyle kare ya da dikdörtgen diye bir şekil olarak algılayacağız. Şimdi buna üstten baktığımızda doğrusal su dalgaları elde ediyoruz demiştik. Ve şurada arkadaşlar neyimiz göreceğiz? Kaynağımızı göreceğiz. Burada kaynağımız olacak. Şimdi burada 3 tane derinlikleri farklı bölge olduğu için ben burayı arkadaşlar şöyle 3'e bölecek olursam. Şimdi ne elde etmiş oldum? K bölgesi, L bölgesi ve M bölgesi. Şimdi dalga boyunun en büyük olduğu yer K. Bu ne anlama geliyor? Yani dalgaların arasındaki uzunluk burada çok fazla olmak zorunda. Bu uzunluk L'ye doğru giderek azalmak zorunda. Ve M'de ise bunların sıklığının çok fazla olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü dalga boyunun en küçük olduğu yer mi? Yani bize dalgaların üstten görünümü çizin dedikleri zaman çizmemiz gereken şekil böyle bir şekil olacak. Unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuza geçtik. Burada bize şunu söylüyor. Bir engeline şekildeki gibi gönderilen doğrusal su atmasının engellerden yansıdıktan sonraki görünümünü uçlarının isimlerini belirterek çiziniz. Şimdi bize burada bir atma verilmiş ve bu atma yansıdıktan sonra nasıl bir şekil alacak?
bunların uçlarını yazarak ifade edeceğiz. Şimdi bakın, buradaki atmamız buraya geldiğinde buradaki engelinle yaptığı açı 30 derece oluyor. O zaman yansıdıktan sonra arkadaşlar, bakın yansıdıktan sonra bu düzgün bir yansıma olduğu için burayla yaptığı açının da kesinlikle 30 derece olması lazım. Şimdi atmamız buraya geldikten sonra artık şöyle yansıyıp yoluna devam ediyor. Yani benim şuradaki açıyı bulmam gerekiyor bakın arkadaşlar. Şimdi buradaki bu iki iç açının toplamı 80 yapmak zorunda. Yani 80 eşittir 30 artı x dersek bizim aradığımız bu x açısı demek ki 50 dereceymiş. O zaman bizim atmamız buraya 50 dereceyle gelmiş. Yansıdıktan sonra da kesinlikle burayla yaptığı açının 50 derece olması gerekiyor. O zaman bu atmanın engellerden yansıdıktan sonraki görünümü şu şekilde olacakmış. Ve bu şekilde yoluna devam ediyormuş arkadaşlar. Şimdi buradaki yayılma doğrultusu bunu her zaman dik zaten. Bunu biliyoruz. Şimdi uçları tanımaya geldi sıra. Acaba bunlardan hangisi K ucu, hangisi L ucu? Şimdi aynı burada ortada yaptığımız işi K ve L için ayrı ayrı yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bakın, buradan geldiğini düşünüyorum şöyle kabaca. Buradan yansıdıktan sonra şöyle gidecektir ve şöyle gidecektir. Yani burası otomatikman K ucu olacaktır. Burası da L ucu olarak kalacaktır. Ya da bunu bir kalemle gösterebilirsiniz. Bakın burası K ucu, burası L ucu. Şimdi gelirken arkadaşlar önce K çarptığı için şöyle bir dönecektir. Sonra buraya gelirken de L çarptığı için şöyle bir dönecektir. Doğal olarak başta buraya L, buraya K demiştik. L ve K noktalarını bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Bakın buradaki açıyı 40 derece buluyoruz. Buradaki açıyı ise 90'ın tamamlayan açı olduğu için, bak buraya 50 derece bulduğumuz için buraya da 40 derece buluyoruz. Burada yansıma açısı kaç derece derlerse, buradaki yansıma açısı burada bulduğumuz 40 derecedir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Burada yaptığımız 50 bizim yansıma açımız olmuyor. Sadece yüzeyle yaptığımız açı oluyor. Dikkat ediyoruz. Evet, bir diğer sorumuz sabit ve serbest uçlardan yansıma. Bakın bu yüksek olasılıkla çıkacak bir soru tarzıdır. Şimdi demiş ki ok yönünde ilerleyen şekildeki atmaların sabit ve serbest uçtan yansıdıktan sonraki görünümleri nasıl olur? Şimdi biz sabit ve serbest uç deyince bilmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Diyoruz ki eğer sabit uçtan bir yansıma varsa bizim atmalarımız ters dönecek. Ters dönecek ne demek? Baş yukarı ise baş aşağı olacak, baş aşağı ise baş yukarı olacak. Serbest uçtan yansımada ise atmalarımız ters dönmeyecek arkadaşlar. Şimdi bunun yansımış halini beraber çizmeye çalışalım. Ve unutmamamız gereken şey şuydu. Burada önde giden kısım A noktası olursa, arkada gelen kısım B noktası olursa, önce A çarpıyordu. O zaman bu tarafa doğru giderken önde yine A'nın olması lazım. Şimdi arkadaşlar öncelikle sabit ucumuzu belirledik. Şimdi biz buradan itibaren önce bu yansıyacaktır bakın. Bu baş aşağı bir atma. Ben bunu baş yukarı yapacağım arkadaşlar. Yani öncelikle bu arkadaşımızı baş yukarı çizeceğim. Önde yine A ucu olacak şekilde bunu bakın şöyle belirliyorum. Burası A oldu. Şimdi devamına geliyorum. Burada ise bu arkadaşımız baş yukarı olduğu için bunu baş aşağı çizmek zorundayım. Şöyle arkadaşlar biz yine denge konumumuzu belirleyelim. Bunu o zaman nasıl çiziyorum arkadaşlar? Baş yukarı olduğu için bunu baş aşağı çizmem lazım. Yani bizim atmamızın görünümü şu şekilde olacakmış arkadaşlar. Ve bu tarafa doğru hareketine devam ediyormuş. Biliyoruz ki yansımadan sonra hızımızın büyüklüğü, genişliğimiz, genliğimiz hiçbir şey değişmiyordu. Buradaki atmamızın hızı V ise buradaki atmamızın hızına da V diyoruz. Bakın önde A oldu, arkada yine B oldu. Üstte olanı aşağı yazdım, altta olanı yukarı yazdım arkadaşlar. Şimdi buradaki atmanın yansıma şanını çizeceğiz. Öncelikle bunun serbest uç olduğunu
unutmadan bunu yapmak zorundayız. Serbest uçta ne vardı arkadaşlar? Atmamız ters dönmüyordu. Şimdi yine buraya A dersek, buraya B dersek, önce serbest ucu A geldiği için önde yine onun olması lazım. Yani arkadaşlar şöyle çizebiliriz. Bu baş aşağıydı, yine baş aşağı çiziyorum. Sonra bunu çizmeye çalışacağım. Bunu çizerken önde bunun yüksek ucu vardı. Yine önde yüksek ucunu çiziyorum. Arkaya da daha kısa ucunu çiziyorum. Yani bunun yansımış hali arkadaşlar bu oluyor. Ve bu tarafa doğru belirli bir başlangıçtaki hızı neyse aynı hızla gidiyor. Bakın dikkat ederseniz önde yine A var, arkada yine B var. Bunu hiçbir zaman değiştirmiyorum ama sabit uçta baş yukarıysa baş aşağı yapıyorum. Serbest uçta baş aşağıysa baş aşağı bırakıyorum arkadaşlar. Evet, devam ettik. Demiş ki bize bir dalga leğeninde 12 santimetre bölü saniye hızla hareket eden doğrusal su dalgalarına frekansı 4 saniye üzeri eksi 1 olan bir stroboskopla bakıldığında dalgalar ilk kez duruyormuş gibi gözüküyor. Stroboskop 6 yarıklı olduğuna göre dalgaların dalga boyunun kaç olduğunu soruyor bizlere. Şimdi stroboskopla ilgili bilmemiz gereken matematiksel bağıntı şuydu. Eğer dalgaların frekansı n çarpı f ise, yani stroboskopun yarık sayısı çarpı stroboskopun frekansı ise, o zaman dalgaları biz nasıl görüyoruz? Duruyor olarak görüyoruz. Şimdi bana ne verilmiş arkadaşlar? Diyor ki bu stroboskop 6 yarıklıymış. O zaman ben öncelikle dalgaların frekansını bulmak zorundayım. N yerine 6 yazdım. Bana frekansı 4 olan bir stroboskopla bakıldığında, yani buraya da 4 yazacağım. Doğal olarak dalgaların frekansını 24 saniye üzeri eksi 1 olarak bulacağım. Şimdi bana dalgaların dalga boyunu soruyorsa, o zaman genel ifademiz V eşittir lambda çarpı F'e geçiyoruz arkadaşlar. Bana dalgaların yayılma hızının 12 olduğu söylenmiş. Dalga boyu bana sorulan şey, ben de frekansı, yani buradaki F dalgaların frekansı, bunu da 24 olarak bulmuştum. Her tarafı 24'e bölersek o zaman lambda 12 bölü 24'ten 1 bölü 2 santimetreymiş. Yani burada oluşturduğumuz dalgaların dalga boyu yarım santimmiş diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi burada da gene bize yansıma ile alakalı bir soru sormuş. Yalnız bu kez bu dalgaların çukur ve tümsek, yani parabolik engellerden nasıl yansıdıklarını istemiş. Derinliği sabit dalga leğenlerinde çukur ve tümsek engellere gönderilen doğrusal su dalgalarının engellerden yansımalarını çizmemizi istemiş. Şimdi biz şunu hatırlıyorsanız, bu çukur ve tümsek engellerde odak noktamız vardı. Buraya gönderilen bu doğrusal su dalgaları arkadaşlar engellere çarptıktan sonra odak noktasından geçiyorlardı. Şimdi aynı şeyi buradaki alttaki kısım için de yapabilirsiniz. Buradan geldi, nereden gidecek? Odaktan, yani F'ten geçecek şekilde gidecek. Şimdi bunun yansımasını çizersek bakın, artık buradan gelen dalgalarımız sanki odak noktasında toplanıyormuşçasına hareket ediyorlar. Sonra burada toplanıyorlar bakın ve sanki odaktan tekrar dağılırmışçasına yollarına devam ediyorlar. Yani çukur engele gelen bu dalgalar odaklanıp sonra yollarına tekrar devam ediyorlar. Şimdi aynı şeyi tümsek engel için konuşurken ne demiştik? Yine bakın şöyle geldiğini düşünüyorduk. Bu kez uzantılarının odaktan geçecek şekilde, yani şöyle olduğunu, uzantılarının odaktan geçecek şekilde şöyle olduğunu biliyoruz. Buraya gelen doğrusal dalgalarımız o zaman buradan yansıdıktan sonra arkadaşlar şöyle bir yol izleyecektir. Sanki odak noktasındaki bir noktadan geliyormuşçasına yollarına devam edeceklerdir. Yani bu dalgalar buradan dağılacaklardır arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz. Bakın burada da kırılma ile ilgili bir sorumuz var.
Diyor ki K belgesinden gönderilen doğrusal su dalgalarının L ve M bölgelerine geçiş şekildeki gibidir. Buna göre KLM bölgelerinin derinliklerini kıyaslamamız istemiş. Bu bölgelerdeki dalgaların yayılma hızlarını kıyaslamamı istemiş. Bu bölgelerdeki dalgaların frekansını kıyaslamamı istemiş. Dalgaların dalga boyunu kıyaslamamı istemiş. Şimdi arkadaşlar, soruya geçmeden önce öncelikle şunu bilmemiz lazım. Frekans sadece kaynağa bağlıdır. O yüzden oluşturulmuş bir dalga başka bir ortama geçtiğinde frekansı değişmeyecektir. O yüzden frekansla ilgili hemen bunların frekanslarının eşit olduğunu söylemek zorundayız. Şimdi bundan sonra dikkat ederseniz K'dan L'ye geçerken bizim normale yaklaşma ve normale uzaklaşma dediğimiz kavramlar vardı bakın. Şimdi şöyle bir durum belirleyelim. Diyelim ki bu kısım derin ortam, bu kısım sığ ortam. Aynı şekilde buradan bir tane doğrusal su dalgası yollayalım. Şimdi yüzeyi dik olarak kestiğini düşündüğümüz hayali bir çizgimiz vardı. Neydi bu çizgimiz? Normal. Mesela bu çizgiyi buraya çizdiğimizde de şunu görüyoruz. Buradaki dalgalar normale biraz yaklaşmışlar. Şimdi derinden sığa geçerken olay şöyle oluyordu hatırlarsanız. Buradaki dalgalar derin ortamdan sığ ortama geçtiğinde önce kalemin uç kısmı sığ ortama geçiyordu. Doğal olarak yavaşladığı için burası biraz hızlı hareket ettiği için dönüyordu ve normale yaklaşıyordu. Yani bunun ilerleme yönü arkadaşlar şu şekilde oluyordu. Ve biz bunu genellemiştik. Demiştik ki dalgalar derin ortamdan sığ ortama geçerken normale yaklaşırlar. Sığ ortamdan derin ortama geçerken ise normale uzaklaşırlar. Şimdi o zaman K'dan L'ye geçerken normale yaklaştığımız için ben şunu söyleyebilirim. Bu kısım benim için derin bir kısımsa burası sığdır arkadaşlar. Şimdi L'den M'ye geçerken ise dikkat ederseniz biz yine normale yaklaşmışız. O zaman bu da derinden sığa olmalı. Ben L'ye sığ demişsem o zaman M bölgesine ne demek zorundayım? Daha sığ demek zorundayım. O zaman ortamların derinliklerini kıyaslamamı isterse en derin K olduğu için HK büyüktür HL büyüktür HM olarak derinliklerini kıyaslayabilirim. Şimdi hız da derinlikle orantılı olduğu için burada derinliklerle ilgili yaptığım bu işlemi aynen hız içinde yapıyorum. Yani VK, VL ve VM şeklinde hızlarını kıyaslamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi dalga boyuna geçtiğimizde ise matematiksel modellememizi kullanmak zorundayız. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekansa ve bu dalgaların hepsinin frekansının aynı olduğunu söylemiştik zaten. O zaman hızın büyük olanın dalga boyu da büyüktür. Yani burada yaptığımız hız sıralamasının aynısını dalga boyu için yazacağız. Lambda k büyüktür. Lambda l büyüktür. Lambda m şeklinde dalga boyu sıralamasını yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sınava hazırlık sorularımız bunlardı. Şimdi size şöyle bir tavsiyem olacak. Bakın burada 10. sınıf tak fizik kitabımız var. Bu anlattığımız dalgalar ünitesi. Burada arkadaşlar 119. sayfadan başlıyor. Bakın burada MEB'in kazanımları da var gördüğünüz gibi. MEB'in kazanımlarına uygun şekilde sorular var. Soruların çözümleri var. Burada daha sonra testlerimiz geliyor arkadaşlar. Bakın son kısımda ise son kısma geldiğimizde ise yine burada yazılı tarzında sorularımız var. Bu yazılı tarzındaki soruları çözerseniz, testlerimizi çözerseniz sınavdaki başarınızın artacağını düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Şimdi de sırada ödüllü sorumuz var. Evet arkadaşlar, ekranda ödüllü sorumuz. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.